İyi akşamlar Pro Elitlik izleyicileri. Öncelikle bugün ben Çağrı Zorkol, yanımda Fırat Taşvur arkadaşımla beraber, sizlerle beraber Avrupa Ligi heyecanını yaşayacağız. İlk maçımız Games Crew Battle.net Piraeus. İkinci maçımız da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Spor Emma Supremacy ile olacak. Biri Yunan, öbürü İtalyan takımları. İnşallah iki takımımız da galibiyetle ayrılacak. Ayrıca ben bugünle alakalı şöyle de bir bilgi vereyim. Fenerbahçemiz 3-2 galip ayrıldı bugünkü karşılaşmasından Avrupa'da. Onu da tebrik ediyoruz. Evet Fırat, öncelikle hoş geldin. Hoş buldum Çağrı. Merhaba herkese. Bizi izleyen herkese katıldıkları için, takımlarımıza destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ben günle alakalı hemen bilgileri vereyim bu arada bir yandan da. Tamam. Games Crew karşılaşmasında şu anda Bünyamin Yaşar'la röportaj yaptık. Maç öncesinde Bünyamin Yaşar, Doğrudur. öncelikle tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum. Bulunduğumuz grupta lideriz ve bugün ikinci sıradaki takıma karşı oynayacağız. Gruptan çıkma yolunda biraz rahatlamak adına 3 puan almamız şart. İlk Avrupa maçından bu yana çok şey öğrendik ve tecrübe kazandık. Bugün takımıma fazlasıyla güveniyorum. Ülkemizi temsil eden tüm takımlara tekrardan başarılar dedi Bünyamin. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü şansını Başakşehir'in? Üstelik ikincisiyle oynayacak grubun malum. Bu arada bir bağlantı hatası yaşadık. Biz bir yandan ben onu da hemen çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Müsaadenizle Fırat'la alakalı olarak. Çok özür diliyoruz bundan dolayı. Onun haricinde ben tekrardan bir yandan da size 11'leri saymak istiyorum. Games Crew'un da 11'ini aldık. Kalede Muhammed Bedir olacak. Sol bekte Berk Boğaz, sağ bekte Berkay Odabaş. Ortada Ahmet Can Kara ve Efe Emre Yüksel. Orta sahanın sol tarafında Almir Yavuz, sağ tarafta Mert Deniz. Orta sahanın ortasında Berkcan Tapan Yiğit'le Burak Şen. İleride ise Berke Ünal'la Göktuğ Mert Başakşehir'de olacak. Ayrıca Belki de bu bu arada bir arada geri dakika. döndü, biliyorsunuzdur. Bazı problemler var sanki şu anda. Sesinle ilgili bir sıkıntı var mı? Ben de ona bakıyorum. Evet, Games Crew'un ilk 11'ini sayacağım şimdi. Birkaç aksaklık oluyor bugün. Özür dilerim. Testlerde gerçi bir sıkıntı yoktu ama kalede İsmail Taştekin olacak Games Crew'da. Solda Bilal Durmuş, sağda Arda Gözükara, ortada Berkay Yaşar ve Sinan Erdem. Ortada Eray Yıldırım, Oğuzhan Tekin ve Yaşar Altuntaş olacak orta sahada Games Crew'da. İleriki hatta da Ali Kaya, Emrah Şemo ve arkalarında Bünyamin Yaşar olacak. Başakşehir'le alakalı ne düşünüyorsun Fırat? Çünkü gruptaki ikinci sıradaki takımla oynayacaklar. Ben bayağı açıkçası heyecanlı geçmesini düşünüyorum. Heyecanlı geçeceğini düşünüyorum karşılaşmanın. Sesin geliyor mu şu anda bu arada? Evet, geliyor. Alo. Evet, bir iki ayar yapmaya çalışıyorum çünkü sesi direkt hoparlör alıyor. Bu arada şöyle bir yorum yapayım Başakşehir'le alakalı. Berke Ünal biliyorsunuz kaptanı geçen sezon sonunda bırakmak zorunda Aslında kaldı. ilk başta Games Crew'a dönersek ilk maç Games Crew'un ya Games Crew'la yapıyoruz Başakşehir şu olduğum anda. için ben de öyle yaptım. Aynen, Evet tamam. benim hatam. Estağfurullah. AS4 Games Crew biliyorsunuz Aytaç Sulu'nun eski futbolcu profesyonel futbolcu Aytaç Sulu'nun kurduğu bir e-spor takımı. Geçen sezon çok daha iddialılardı aslında. Hani sıralama olarak belki biraz aşağılarda kaldılar ama aslında Şampiyonlar Ligi'ne hedefliyorlardı. Şampiyonlar Ligi potasında olabilecek bir potansiyele sahiplerdi. Sezon içerisinde birkaç sıkıntı yaşadılar. Ayrılan oyuncuları oldu, devam etmeyen oyuncuları oldu. Bunun sıkıntısıyla birlikte yine de Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde edebildiler. Ancak ben onlardan bu sezon daha fazlasını bekliyorum. Bu sezon daha iddialı olacaklardır. Zaten Avrupa'da başlangıçları da bunu gösteriyor. İlk maçı kazandılar, geçen hafta berabere kaldılar ama çok şanssız bir golle maçın tekrarında da bakma şansım oldu. AS4 oldukça üstün oynadığı bir maçtan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.
Bu şekilde ya bence bu sezon çok daha iddialı olacaklardır. Arkalarında Aytaç Sulu gibi bir isim var. Onları sürekli destekliyor, takımla sürekli ilgileniyor. Avrupa'da da bizi şu ana kadar iyi başladılar. İlk iki maçta güzel temsil ediyorlar. Bugün de bir 3 puan daha alarak ikinci sıradaki rakipleriyle oynayacaklar. 3 puan olarak aradaki farkı açıp biraz daha rahatlayacaklarını düşünüyorum son 3 maça girerken grup liderliği açısından. Ben tekrardan tabii bu arada bir yandan da röportajı ve ilk 11'i de gelmeyen izleyicilerimiz için tekrardan vereceğim. Bünyamin'in maç öncesi röportajında öncelikle tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum. Bulunduğumuz grupta lideriz ve bugün ikinci sıradaki takıma karşı oynayacağız. Gruptan çıkma yolunda biraz rahatlamak adına 3 puan almamız şart dedi. Ki zaten eğer ki ikinci sıradaki takımı yenerlerse aradaki puan farkı da açılacağı için bayağı bir rahatlayacaklar diye düşünüyorum ben. İlk Avrupa maçından bu yana çok şey öğrendik ve tecrübe kazandık. Bugün takımıma fazlasıyla güveniyorum. Ülkemizi temsil eden tüm takımlara tekrardan başarılar dedi Bünyamin. Ayrıca ilk 11'i de verelim Games Crew'da. Kalede İsmail Taştekin olacak. Sol tarafta Bilal Durmuş. Sağ tarafta Arda. Stoper mevkinde Berkay Yaşar, Sinan Erdem. Orta sahanın ortasında Oğuzhan Tekin, Eray Yıldırım, Yaşar Altuntaş. Forvet arkasında 10 numara pozisyonunda Bünyamin Yaşar. İleride de Ali Kaya ve Emrah Şemo olacak. Biz de Games Crew'a başarılar diliyoruz. İnşallah galibiyetle taçlandırırlar. Peki Games Crew'la alakalı geçmiş yani bu dönem için gelecek için neler vaat ediyor sence Games Crew? Hani neler yapabilirler? Nasıl başarılar sağlayabilirler? Onunla alakalı biraz bilgi alabilir miyim Fırat senden? Dediğim gibi hani geçen sezonun yarattığı bir hayal kırıklığı var onlarda. Yani aslında olmak istedikleri yerden hani çok daha aşağıda kaldılar. O nedenle bu sezon çok daha hırslı geldiklerini düşünüyorum. Geçen sezon yaşadıkları talihsizliklerden sonra bu sezon biraz daha hani dikkatli bir kadro seçimi yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü yarı yolda bırakan oyuncular hani diğer Pro Clubs takımı kaptanları beni alınacaktır. Güvenilir oyuncularla da bir arada çalışmaya çalışıyorsunuz. Yarı yolda bırakan oyuncular sizi sezon boyunca çok kötü etkileyebiliyor. Çünkü Sıkıntı yaratıyor, doğru. buradaki sözleşmelerin gerçek futboldaki gibi bağlayıcı sözleşmeler olmadığı için oyuncular sonuçta takımlarda bir hani yarı yolda bırakma şansına sahip olabiliyorlar. Dönemlik sözleşmeler olduğu için. Ligin ikinci yarısında yine de bence iyi idare ettiler. Çok güzel bir şekilde savaştılar. Ligi de ilk 8 içerisinde bitirdiler yanlış Bitirdiler. hatırlamıyorsam. Aynen, evet, aynen öyle. Avrupa'da da bu sezon çok güzel temsil ediyorlar. İnşallah daha da başarılarının da devamı gelir diye düşünüyorum ben. Çünkü ilerleyen zamanlarda da büyük ihtimalle Türkiye için çok önemli puanlar getirecekler bize de inşallah diyoruz. Bir yandan da ben ekrana tekrardan bir yandan maçın ekranını verdim ama eğer ki gelmeyen yeni gelen izleyicilerimiz varsa ilk 11'i de tekrardan ekrana koyuyorum bir yandan. Şöyle de bir durum var tabii. Games Crew'un galibiyeti halinde Games Crew ikincisiyle oynadığı için aradaki puan farkı açılacak. Dolayısıyla bir elleri rahatlamış olacak bayağı. Birazcık daha rahatlamış Aynen olacaklar. öyle. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını da biraz olsun ileriki maçlar için daha rahat olmaları, diğer maçlara daha rahat çıkmaları sağlanacak. Ben o yüzden galibiyet bekliyorum ayrıyetten Games Crew'dan. Dileriz ki galibiyetle ayrılırlar ve bizi sevindirirler ki zaten şu anda da chat'e baktığım zaman İsmail buraya üçlü çektir tayfaya diye yorumlar var aynı zamanda. Bir yandan da yorumlara da ben bakayım. Emre'nin buraya eller havaya diye Mehmet başarılar Oğuz Tekin demiş. Oğuzhan Tekin demiş. İnşallah hep beraber Games Crew'un galibiyetini kutlayacağız. Pro Elite League TV izleyicileri. Artık yavaş yavaş ben de maça geçeceğim. Bir yandan takımların hazırlanmasını bekliyoruz. Bir yandan da maçın hazırlıkları yapılıyor şu anda. Oyuncular maç hazırlıklarını yapıyorlar. Kadroları oturttular. Yavaş yavaş artık Games Crew Yunan rakibine karşı artık yavaş yavaş hazırlıklarını tamamladı. Bir yandan da Yunan rakibi Battle.net Reas'la oynamaya hazır. Benim de tek düşüncem açıkçası onların da galip geleceği. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Hepimizde bir soru işareti, hepimizde bir merak. Ama ben galip geleceklerini düşünüyorum açıkçası. Herhangi bir sıkıntı Ben de yaşayacağını düşünmüyorum. AS4'ün bir sıkıntı yaşamadan rahatça kazanacağı Hani düşüncesindeyim.
Çünkü hücum mesela gerçi şöyle bir durum var mesela benim dikkat ettiğim hani yaklaşık 2-3 aydır sizle beraber anlatıyorum Pro Lig maçlarını malum. Genelde yeri geldiğinde dörtlü takımların 4 savunmalı oynayan özellikle dar alanda 4-1-2-1-2 taktiğinde oynayan takımların birazcık zorlandığı. Özellikle sonrasında mesela dörtlü deneyip daha sonrasında üçlüde karar kırılıp üçlü savunma oynayan takımların başarı sağladığını da gördüm. Hani taktik olarak nasıl değerlendiriyorsun peki GameScreen'i şu anda? 4-1-2-1-2 darla oynuyorlar bu arada. Orta Evet, sahası evet. kanatlarda birazcık sıkıntı yaşarlar mı acaba? Onun hakkında ne diyeceksin? Açıkçası şöyle, şu anda aslında gözde bir taktik bu. Dediğim gibi 3-5-2 FIFA Pro Clubs'ta birçok büyük takımın oynadığı ve iyi uygulandığı zaman rakibi tamamen abluk altına alabildiğiniz bir taktik. Ama bunun için çok iyi oyunculara ihtiyacınız var. Hem kanatta hem stoperdeki üçlünüzün çok iyi olması lazım. Tabii ki hani çok iyi oyuncular sayısı bu 3-5-2 oynayabilecek oyuncu sayısı çok da fazla değil. O yüzden görece dikkat etseniz Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi ligin ilk 2-3 sırasındaki şu anda Gaziantep gibi takımlar 3-5-2 deniyor ki Gaziantep bile 4-1-2-1-2 dara geçti. Bunun sebebi de şöyle. 4-1-2-1-2'de aslında savunmada 5-3-2-3-5-2 düzenini sağlayabiliyorsunuz eğer iyi uygulayabilirseniz. Öndeki ön libero defansı üçleyebilirse kanatlarla birlikte yine kalabalık beşli bir savunma yapabiliyorsunuz. Bu bağlamda aslında 4-1-2-1-2 ben faydalı buluyorum. Çok iyi uygulandığında orta sahadaki iki merkezi orta saha dediğimiz şu iki sağdaki ve soldaki oyuncular kanadı ve göbeği iyi kontrol edebilirlerse sahaya iyi yayılımla çok iyi bir taktiğe dönüşüyor. Bakalım AS4 bunu nasıl uygulayacak? Dediğim gibi mi olacak? Göbekteki oyuncular kanatları alacak mı? Yoksa sadece göbeği mi savunacaklar? Çünkü hani göbeği savunduğunuz zaman bir sıkıntı O yaşamıyorsunuz. zaman da ama sanki şimdi tabii kanatlara şimdi orta ikili kanatlara açıldığı zaman mesela bu sefer de orta tarafı tutmak zor olacak. Çünkü tek başına kalacak ön libero. Ben yani 4-1-2-1-2 dar taktiğinde ben o yüzden açıkçası birazcık sıkıntı yaşar diye düşünüyorum genelde takımlar ama hani neler olur neler biter onun tabii ki göreceğiz hep beraber. Ben Games Crew'un ama dediğim gibi galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Hani herhangi bir Ben sıkıntı de yaşamadan zorlanmayacağını aynen düşünüyorum. öyle. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Taktikte de bu sene çok fazla orta gol olmadığı için orta kafa gol. Takımlar biraz daha kanattan atak yemeyi tercih ediyor aslında. Yani göbeği sağlam tuttuğunuz zaman çok da fazla büyük tehlike yaşamıyorsunuz. Eğer göbeği Tabii. iyi tutabilirseniz. Orta sağ kan şey kanatlardan da böyle hani çok fazla sağdan soldan ortayla gol olmadığı için göbeği boş bırakmaktansa kanadı boş bırakmayı tercih ediyor bu sezon takımlar. Zaten stoperlerin genelde fizik ve uzun boylu avantajını kullandıkları için bir de bir yandan o da bayağı bir işe yarıyor ve savunma yapmayı bilen özellikle Pro Lig'de savunma yapmayı bilen oyuncuların çok önemli bana göre ki ben öyle düşünüyorum en azından. Hani hücum hattı değil öncelikli olarak savunma hattı daha önemli bence bana göre kendi Aynen öyle. naçizane düşüncem. Hani dolayısıyla bu konuda Games Crew bakalım neler yapacak hep beraber göreceğiz. Ben dediğim gibi galibiyet bekliyorum Games Crew'dan. Yunan rakibi Battle.net Preyas'a karşı VPL Euro Pro League karşılaşmasında. Birazdan karşılaşma başlayacak. Artık yavaş yavaş Games Crew bir yandan da takım arkadaşlarıyla beraber hazırlıklara başladılar. Şu anda takım 11'i de zaten tekrardan gördüğünüz üzere hazırlıkları yapıyor. Ben bir yandan tekrardan da ilk 11'i tekrar sayayım size arkadaşlar. Kalede İsmail Taştekin olacak. Sol tarafta Bilal Durmuş, sağ tarafta Arda Gözükara, Berkay Yaşar ve Sinan Erdem orta savunmanın göbeğinde olacaklar. Orta sahada Oğuzhan Tekin, sol tarafta Eray Yıldırım, Yaşar Altuntaş, forvet arkası 10 numara pozisyonunda Bünyamin Yaşar, forvette de ise Ali Kaya ve Emrah Şemo ilk 11 ile çıkacak Games Crew. Artık yavaş yavaş hazırlıklar tamamlandı. Her iki takıma da ben tabii ki rakip takım için de başarılar diliyorum rakip takıma. Ama tabii ki gönlümüz her zamanki Games Crew'dan yana ve Games Crew'un da galibiyetle maçı kapatacağını düşünüyorum. İnşallah yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Futbol Kulübü de aynı şekilde bu gecenin ikinci maçında onlar da galibiyetle kapatırlar. Ben bir yandan da bu arada maçla alakalı da bilgi vermek istiyorum. Oyuncularımız bir yandan ısınırken Başakşehir maçıyla alakalı olarak
Burada şu anda İstanbul Başakşehir'de Supremacy ile oynayacaklar. Emme Supremacy İtalyan takımıyla. Onların maçı da saat 23.30'da başlayacak. Ayrıyeten bu gecenin diğer bir maçında Fenerbahçemiz 3-2 galip geldi. Onları da bir yandan Fenerbahçe'yi de tebrik edelim. tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Fenerbahçe'yi de tebrik edelim. Onlar da 3-2 galip geldiler. Ben onların da gayet güzel bir şekilde galip geldiklerini. Gerçi biraz 3-2'lik bir skor, zor bir skor. Ama onlar da sonuçta galip geldiler. 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Orange Scout takımıyla oynadılar. Orange Scout'la. Ve 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Ben onları da Bu tebrik arada ediyorum. maçta başlıyor. Aynen öyle. Yavaş yavaş karşılaşma başlıyor. Ve ben her iki takıma tekrardan başarılar diliyorum. Gönlümüz Games Crew'dan yana. Haydi Games Crew diyoruz. Bu arada maçta başlamadan hemen beni dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Games Crew'da AS4'te sağ bekte Arda Gözükara var. Kendisi de yayını izleyecektir daha sonra. Benim geçen sezon sol bekimdi. Sağ beke geçmiş. Oldukça da iyi bir oyuncudur. Ona da ayrıca başarılar Ona da diliyorum. Games Yeni Crew'da kaptan da Metin tekrardan Tepe'yle başarılar. birlikte. İyi bir kariyer diyelim o zaman. Aynen. Evet. Karşı taraf Yunan ekibi şu anda Santra ile beraber topu aldı. Tsourinas, Onimokidis ama kestik şu anda. Ali Kaya, Bünyamin Taş, Eray Yıldırım. Yaşar Altun'a tekrardan Ali Kaya attı. Sağ taraftan gelmek istiyoruz. Ama savunmadan müdahalesi Taç. Taç atışını biz kullanacağız. Arda. Arda'nın pası Ali. Ali'den Iriotis kesti. Emre Şemo girdi karaya. Bünyamin şut. Kaleci Vlahos Sakos. Vlahos Sakos'ta kaldı top. Sağ tarafa doğru hızlı oynadılar. Savunmamızda Sinan Erdem'den mükemmel müdahale. Karakatsanis. Karakatsanis'ten bir geriye dönüş. Taç atışını kullandı Yunan ekibi. Soisidis. Stasinos. Iriotis. Papadopoulos. Karakatsinis. Sağ tarafa doğru geliyorlar. Manusos. Manusos tehlikeli geliyorlar şu anda. Şu anda Tsatsanis'de yay çizgisinde hemen onu kapatmamız gerekiyor. Girdik araya Oğuzhan'la ama bir top kaybı yaşadık. Bünyamin müdahale etti. Karakatsinis ama Eray oradaydı. Top adeta kaldı orada. Iraitsidos'ta sonradan da Yunan ekibinde kaldı. Sol tarafı açtılar Nikopoulos'la. Şimdi sol taraftan atak geliştirmeye çalışacaklar. Isatsanis. Yaşar girdi araya. Bravo Yaşar. Ama bir top kaybı daha yaptık. Oikomidis aldı. Nikopoulos sol taraftan geliyor şu anda Yunan ekibi. Nikopoulos'un içeri doğru ortası. Çok soğukkanlı bir şekilde hemen müdahalemizi ettik kalecimizle. Hemen sağ tarafa doğru pasımızı da aktardık. Ali ile geliyoruz şu anda. Ali. Ali çevresine baktı. Yine bir pas hatası. Fırat çok pas hatası yapıyoruz. Daha 15. dakika ama inşallah Evet. bunları aramayız. Aynen Çıkarken dedi çok işte dediğin gibi sallanıyoruz bu çünkü. dar bir taktikle oynandığı için çok fazla kısa pas denemesi gerekiyor. Hızlı hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Rakibin baskısı şu anda buna izin vermiyor. 4-1-2-1-2'nin en büyük Ama sıkıntısı değil mi? aynen öyle hızlı paslaşmanız gerekiyor. Bünyamin Kaptan bunu bir çözüm üretecektir. Daha çok boş alanlara giderek paslaşacaklardır. Şu an zaten daha maçın başı biraz rakibi tartma süreci de aynı zamanda. Tabii ki. Sağ kanattan geliyor bu arada Yunan ekibi. Karaatsanis. Onlar tamamıyla şu anda ayağa pas yapıyorlar. Belki bir açık arıyorlar tabii. Onu da bilemeyiz. Şu anda tam olarak tüm kadromuzda, tüm hattımızda savunmadayız. Nikopoulos araya Berkay girdi. Bravo Berkay. Tisorinas içeri girdiler. Tsatsanis. Bravo. Kalecimiz çıkarttı. Bilal ile Çok güzel uzaklaştırıyoruz. kurtarış. Mükemmel bir kurtarış. Mükemmel bir kurtarış. Gerçekten çok iyi bir kurtarıştı. Şimdi sağ taraftan geliyorlar. Tekrardan tehlikeli geliyoruz. Emrah Şemo, Ireotis. Hemen sol tarafa aktardılar. Arda. Arda'nın pası. Bünyamin Taş. Ali Kaya. Yaşar Altun'a. Bünyamin. Sol tarafa. Savunma kesti bu sefer de. Tsatsanis. Yaşar Altun'a. Sinan Erdem girdi araya. Karşılaşmanın hakemi faul verdi. Sinan'a yapılan hareket faul. Hemen Sinan'la başlattık. Yaşar baskısı vardı Yunan ekibinin orada. Yine baskı sonuç getirdi Yunan Evet ekibinde. dediğim gibi işte çok güzel baskı yapıyorlar orada kalabalık. Büyük sıkıntı yaratıyor Bunu dar taktik. aşabilirsek Büyük ihtimalle evet ilerleyen maç sonu güzel dakikalarda bir taktik maçtır. değişikliğine gideceğiz diye düşünüyorum ben. Games Crew taktik değişiklik yapacaktır. Eğer bir özellikle gol yemeden atacağımız hemen bir gol
Eğer ki bulursak bir tane ya da gol yemeden bir hemen taktik değişiklik yaparsak bize yarayacaktır bu. Ali Kaya yine Karakatsan İskirdar'a. Tisorinas Yaşar'dan çok iyi baskı. Yaşar'ın pası Ali ilçileri doğru bir top. Blahut Sakos'ta kaldı. Blahut Sakos hemen çıktı ve aldı topu. Bir kaleci uzun topu attı degajla. Nikopoulos'a ama savunmamızda orada hemen müdahale ettik. İroitos hemen kaptık orada orta sahada. Ali'nin pası. Emrah tek başına yanında bir arkadaş daha var. Bünyamin. Ali içeri girmek üzere. Bünyamin'in pası içeriye doğru ceza alanı. Tsosidis girdi araya. Şimdi Emrah Biraz çarpan daha top taç. paslarda aceleci olmamamız lazım. Aynen öyle. Biraz daha Aynen öyle. pasları Birazcık daha bekleyerek atmamız sakin. lazım. Aynen öyle. Temkinli oynayalım. Hani belki çünkü ikinciyle bir de oynadığımız için 1-0 olsun bizim olsun şeklinde bile oynayabilirler Aynen belki öyle. de. Ne En puanı kötü oynuyoruz ihtimalle sonuçta. golü yemeyelim, 1 puan olsun ama maçı kaybetmeyelim. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Sağ taraftan geliyor Yunan ekibi bu arada. Tisorinas'ın pası. Manusos. Bravo. Mükemmel müdahale. Hemen kurtardık topumuzu. Hemen hızlı başlattık. Bünyamin aldı topu önüne. Hemen Eray girdi araya bu sefer de. Kazandık topu Yunan ekibinden. Bilal. Hemen çekti topu. Önünde Emrah vardı. Emrah. Bilal kaçtı yine. Geriye dönmeyi tercih ettik. Oğuzhan çevirdi hemen. Bünyamin'in pası. Güzel Ali. pas. Ali'nin derinlemesine pas çok iyi. Papadopoulos girdi araya. Derinlemesine pas çok iyiydi. Ben Sinan çok hemen önceki indirdi. pası överken daha güzeli geldi üstüne. Aynen öyle. Derinlemesine çok iyi pas attık ama olmadı. Yaşar'ın pası tekrardan. Emrah'tan Bünyamin'e. Sol taraftan geldik. Eray'ın ortası. Okinomidis. Bu sefer de Okinomidis kesti. Tisatsanis. Manusos. Bravo Oğuzhan diyoruz. Oğuzhan hemen girdi Yavaş araya. yavaş Sol kontrolü bekimiz. elimize aldık. Aynen öyle. Şu anda tamamen kontrol bizde. Yaşar. Ama yine bir top kaybı. İroitos. Baskımız var orada. Alırız o topu. İroitos da top hala. Presimiz devam ediyor. Hemen çevrildiydik ama Karakatsanis'e döndüler. Sol taraftan 4 kişi gelecek çok güzel şimdi. çevirdi etrafında ama Aynen öyle. Orada geriye dönmek basamadık, zorunda alamadık. Bu kaldı. arada hakem 2 dakikalık uzatma işaret etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle devam ediyor. İkinci dakikanın içerisindeyiz. Papadopoulos. Hemen indirdik orada Bilal'le. Oğuzhan. Faul olması lazım. Hakeme baktım. Hakem devam dedi. Eray sol taraftan geliyoruz Bilal'le. Bilal'in pası faul olması lazım artık. Faul Evet var. faulü verdi. Bu da faul Belki bir aslında 45 zaten artı yani. golü ne dersin? Bence çok güzel olur. Çok da temiz olur. Soyunma odasına gayet morali bozuk girer Yunan ekibi. Şimdi içeri doğru bir taktik deneme de olabilir. Çünkü önde hemen de bekliyoruz. Evet bir taktik arkaya doğru nefis. Of güzel Ay yere son ezdik. andaki. Korner mi? Yok değil. Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı Yunan ekibi karşısında. Fırat topla oynama oranı onlarda ama onların bence doğru düzgün herhangi bir atak vesaire yaptıklarını düşünmüyorum ben. Hani çok Aynen fazla... öyle. İlk 20 dakikada daha çok paslaştılar. Bunun getirisi bir istatistik o. Ama daha çok pozisyona giren, daha çok tehlike bulan bizdik. İkinci yarıda da bence bu baskı golü getirecektir. Bu arada Türk Adam'dan gol Evet, haberleri şimdi gördüm geliyor. ben de Galatasaray 1-0. Şu anda Maverick Esports karşısında mağlup. Adanaspor Red Wolves karşısında da 2-0 mağlup şu anda. İkinci yarı ama düzelteceklerini umuyoruz tabii. Onlar da gol atacaklarını ben ümit İnşallah. ediyorum. Bu arada ikinci yarıda yavaştan başlıyor. Başarılar diliyoruz Games Crew ve ikinci yarıda. Haydi Games Crew, gol istiyoruz. Bünyamin'in pası. Ali devam ediyor. Karşısında 4 kişi de var. Nefis girdi içeriye. Emrah sol tarafa aktarabilir mi? Oh, pas Papadopoulos. verebilse. Papadopoulos Sol tarafa burada bir geçebilseydi. aynen öyle. Sol tarafa bir geçirse belki de karşı karşıya kalacağız. Papadopoulos'tan ikileri iyi müdahale geliyor. Arda'nın pası Berkay. Oğuzhan. Yaşar'a döndü. Bünyamin'in pası Ali. Ali'den tekrardan sol tarafa. Emrah. Sol tarafta bomboşuz. Eray gördü orayı. Bilal tekrardan Eray'a. Ceza alanı. Çok güzel Emrah. paslaştık. Savunma girdi Stasinos. Ah içeri kadar girdik ama değerlendirmedik. Kontraya dikkat etmemiz lazım şu anda. Manusos. Sağ kanattan tehlikeli geliyor Yunan ekibi. Manusos'u pası Tsatsanis. Tekrardan Manusos'a. Manusos içeri girdi. Arka direk dikkat edelim orada. Yaşar kesti. Devam eden top. İrvitos Arda girdi bu sefer de araya. Nikopoulos. Nikopoulos'un pası. Karakatsanis. Sağ tarafa döndü Yunan ekibi. Manusos istop etti topu ama Bilal kesti. Bravo Bilal. Şimdi korner. Dakika 54. 53 bitmek üzere. 54. dakikaya gireceğiz. Bir korner Ceza alanının dışı kullanacak. gelecek gibi. İçeride çok fazla İçeride 3 adamları kişi yok var. ama. Yayda 2 kişi duruyor şu anda. Hemen bir oyuncu değişikliği korner kullanmak için.
4 kişi var şu anda içeride. Ön direkte. Arka direğe geldi. Ama bu sefer de Sinan kesti. Okunomidis. Kornerden dönen topu tekrardan karşıladı Yunan ekibi. Tsatsanis. Papadopoulos. Papadopoulos. Bilal girdi araya. Bravo Bilal. Bilal'in pası. Sol taraftan atak geliştireceğiz şimdi. Bünyamin'le. Bünyamin'in pası Eray'a. Eray içeri doğru baktı. Hemen gördü arkadaşını. Emrah'ın pası Bünyamin'e. Artık yay üzerindeyiz. Vur artık onu Alev. Bu şut. Direkten dışarıya. Direkte patlıyor top. Ali'nin şutu top direkte patladı. Çok yazık oldu şu anda. İlk tehlikeli hatamız belki de bu kadar yakın geldiğimiz, bu kadar net geldik. Yakaladığımız ilk atak. 56. dakikada yakaladığımız en net ataktı bu. Emrah'ın pası. Tekrardan Ali. Şut şansı. Ali! Bu sefer gol! Gol! Gol Ali! Direkten döndü ama bu sefer gol oldu. Ali'nin golüyle Games Crew 1-0 öne geçiyor. Aa, artık direkler nereye kadar yani? Bir yere kadar Fırat yani. Ona çarpmadı, buna çarptı. Gol oldu zaten yani. Zaten geleceğini hissettirdi. Aynen öyle. Dedi. 57. dakikada direkten dönen topu. 59. dakikada tekrardan direkten girdi top. Ali'nin golüyle 1-0 öne geçiyor Games Crew Yunan ekibi karşısında. Şimdi tekrardan Ali. Ali sağ tarafa doğru döndü. Yaşar. İçeride tekrardan Ali ve Emrah var. Bünyamin. Sol kanada doğru uzun bir top. Kanadı değiştirmek istedik ama Yunan ekibi orada müdahale etti. Bir pas hatası Bünyamin gelişine bravo, vurur mu? Bünyamin. Çalım attı. Ben oralardan vurmayı tercih ediyorum genelde Pro Lig'de. Hani tabii bir evet. Tercih meselesi bu ama güzel goller de oluyor. Yani şey de böyle gayet ya, izlerken de çok keyifli bile oluyor. En azından şöyle bir şey var. Hata sonlandırırsın, kontra atak yemezsin. Tabii. Şu an mesela tehlikeli geliyorlar. Onkomidis'le geliyorlar şu anda. Oikonomidis içeri doğru kesti. Savunmamız yerinde ama. Hemen müdahale ettik. Ali'nin pası. Emrah'a doğru mu? Papadopoulos kesti. Eray aldı şimdi de. Eray'ın sağ tarafa doğru pası. Iriotis. Bu top kazanımları bizim için şu an çok değerli. Çünkü daha çok adamla gelecekler. Kazandığımız anda ileride az adamla yakalayabiliriz. Topu şimdi da ayağımızda tutmamız olabilir. Da çok önemli. Şu anda çok adamla ilerideyiz üstelik. Bünyamin'in pası Ali'ye. Dikkat edelim. Dakika 67 sol taraftan geliyoruz. Bunu da atıp bitirir miyiz? Bilal savunma girdi araya. Tsosidas'a. Şimdi sağ taraftan atak geçiyor Yunan ekibi Tsorinas'la. Tsorinas'ın pası Karakatsanis. Karakatsanis orta sahadan çıkmak istiyorlar. Iriotis'la Tsorinas. Hemen müdahalemiz geldi Bünyamin'den. Tsorinas'ın tekrar top önünde kaldı. Karakatsanis. Sola döndüler. Oikonomidis, Iravitis. Hemen müdahalemiz var orada. Baskımız, presimiz sonuç getirir mi? Hemen kenarda Nikopoulos'u gördüler. Ama bu sefer de araya girdik tekrardan. Bravo Berkay. Berkay hemen çekti çok soğukkanlılıkla. Bünyamin'in ileriye doğru topu Ali. Bir Berkaç denemesi. İleride sol taraftan kaçan bir oyuncumuz var. Görür müyüz orada? Emrah'ın pası Bilal. Tekrardan Eray'a. Sol tarafta Bilal tekrardan top istedi. Sol tarafta şimdi Bilal tekrardan Eray'a. Eray'ın derinlemesi de topu Emrah. Ali var içeride. Tsotsadis girdi bu sefer de araya. Ireoitis. Yani şişirdiler onlar da. Doldur boşata başladılar. Gerçi daha 74. dakika ama işin enteresanı. Yaşar. Yaşar'ın pası Bünyamin. Topun bizde kalması çok iyi. Biz atak yapıyoruz. Bilal soldan ceza alanına girdik. Yerden sert orta vuramadık. Ali vuramadı. Son anda dokunamıyoruz. Belki orada golü bulsak işi bitireceğiz. Dakika 76. İyice rahatlamış olacaktı Games Crew. İyice olsun, rahatlamış olsun. Olacaktı. Taşa taşıya Yunan ekibinin. Çok önemli. Papadopoulos. Defans hata yapmayalım yeter şu anda. Aynen öyle. Bir de ileri çok fazla gidiyoruz şu anda hücumcuyla. Umarım olabildiğince onu da az kişiye döndürürüz diye düşünüyorum ama bakalım. Top bizde kalsın yeter gerçi. Ali'nin pası Emrah. Emrah'tan Bünyamin. Bünyamin'den tekrar Emrah'a. Ali kaçtı. Tsaotsidis girdi bu sefer de araya. Savunmamız yerli yerinde şu anda. Karakatsanis. Çoklu geliyor Yunan ekibi. Bir kontra yakalar mıyız? Dönen topta. Iroitis. Iroitis geriye çekti. Tsorinas. Tsorinas'ın pası. Dikkat edelim orada. Eray girdi. Çok tehlikeli pozisyon. Şut şansı yakalatmayalım. Avut. Oh. Güzel. Top bizde. Dakika orada 81. Şut şansı yakaladı. Cesaret edip vuramadı ama tehlikeli olabilirdi. Aynen öyle ama araya da iyi girdik tabii orada. Kalecimiz hemen aynen öyle. Avut atışını kullandık uzun. Emrah indiremedi orada. Dakika 82. 81 bitti. 82'ye girdik. Okonomidis. Birazcık daha dayanmamız lazım. Berkay, Arda. Top bizde kalsın. Top bizde kalsın. Baskı yapıyor şu anda Yunan ekibi. Arda bastı. Arda da bastı ama önlerinde kaldı yine. Karakatsanis. Karakatsanis'in sağ tarafa doğru pası. Manononis. Bilal girdi araya. Bravo Bilal. Taç Yunan ekibinin. 84. dakika. Manusos. Manusos'un pası Tsorinas.
Tisorinas içeri doğru orta. Savunmamız yerlerinde. Bravo Sinan. Vurdurmayalım orada Okunomidis'i. Savunma kendi adamlarına çarptı. Okunomidis bu sefer de Arda girdi araya. Şanslı olduğumuz bir dakika. Dakika 86 hemen uzaklaştırdık. En güzeli hemen taç. Iroitis. Artık bitsin şu dakikalar diyoruz. 86 bitmek üzere. Nikopolis. Nikopolis'in pası Karakatsanis. Karakatsanis'ten sağ tarafa doğru pas. Kalecimiz açılmakta tereddüt etti. Bilal girdi bu sefer araya. Şimdi Ali. Ali tek başına gidiyor Ali. Ali tek başına gidiyor. Top tamamen Ali'de. Hemen arkadaşını gördü. Sağ tarafta Emrah da vardı. Emrah. Emrah'ın sağ tarafa doğru pası. Kontroya kalktık. Yaşar. Şut şansı. Arka direkt. Nefis bir pas. Bir voley. Valohonas çıkarttı. Eray yine kaleci. Bünyamin. Top yine bizde kaldı. Eray şut şansı yakalar mıyız? Tisosinis girdi bu sefer de araya. Dakika 90. Dördüncü hakem her an uzatma tabelasını gösterebilir. Tisironis. Tisironas. Hakem 2 dakika uzatma verdi. İyi savunma yapalım. Manusos. Sağ kanattan geliyor Yunakabi. İçeri doğru orta vurdurmayalım. Bravo. Çok bravo güzel. İsmail. Mükemmel bravo zamanlama. İsmail. Hemen yerinizde müdahale. Bir sakatlanan oyuncumuz var bu arada. Şimdi bir kontraya doğru kaleci çıktı. Çok İkinci gol geliyor. Bilal'in pası. Boş kale Ali. Ali, bravo. Ali, Ali, Ali. Hakemin bitirdi. Düdük öttürmesine bitirdi. Gerek Pas. kalmadı. Yalnız Bitirdi. Ben burada golü kaleciye veriyorum. Çok net. Çok güzel degajdı. İsmail. Aynen öyle. İsmail'den İsmail mükemmel bir degaj. Değil. Golü hani evet Ali'nin hem takımı adına hem de kendinin ikinci golü ve galip geliyor Games Crew. Games Crew Yunan ekibi karşısında 2-0 galip tamamlıyor. İkinci sıradaki Yunan ekibini yendi şu anda Games Crew. O yüzden mükemmel bir galibiyet oldu bu Games Crew adına. 3 puanı da hanesine yazdırdı. Gerçekten çok güzel oldu. Bravo Games Crew diyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Ben golü açıkçası ikinci golü daha doğrusu İsmail'e veriyorum. Kimse kusura bakmasın bu konuda yani. Hani bu konuda da hemen ileteyim bütün düşüncelerimi. Kesinlikle ve kesinlikle mükemmel bir iş yaptı İsmail orada. Hızlı başlatarak oyunu çok iyi gördü. Çok iyi okudu. Hemen de bitirdi bizimkiler de zaten. Gerçekten tebrik ediyorum. İsmail'den mükemmel bir hareketti orada hızlı başlatmak. O yüzden bayağı iyi oldu yani. Bu arada Tolga sesinde bir sıkıntı var. Onu da hemen belirteyim. Sesin gelmiyor şu anda bir yandan da. Senin sesini alamıyorum çünkü. Bir saniye. Hemen bir bağlantıyla alakalı bir test yapacağım. Evet, Fırat'ın şu anda sesini alamıyoruz. Ben bir yandan da Başakşehir'e dönmek istiyorum arkadaşlar. Games Crew'un güzel galibiyetinden sonra şimdi de Başakşehir'in inşallah güzel galibiyetiyle devam edeceğiz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden Berke Ünal'la görüştük. Berke Ünal'le görüştük bugün. Kısa süren bir aylık sonrası takıma geri dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni sezonun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bugün oynayacağımız maç bu anlamda bizim için çok değerli. Dünyaca ve ülkece geçirdiğimiz bu zor günlerde herkesi evde kalmaya ve takımlarımızı desteklemeye davet ediyorum. Gol ve goller attığımız bir gece olsun. Herkese başarılar dilerim dedi. İnşallah aynı şekilde biz de bütün temennimiz o yönde zaten. Dileriz o da bugün gollerle bizim yanımızda olur diye düşünüyoruz. Evet, bir yandan da şu ilk 11'leri vereceğim. Şu anda geliyor sesin. Bir yandan da ilk baştan hemen ilk 11'leri vereceğim. Sesin geliyor Fırat bu arada. Savunmada Muhammed, kalede Muhammed olacak. İstanbul'un ilk 11'inde, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün 11'inde. Bu arada bir gol haberi geldi Türk Adam'dan. Antep'te Gaziantep 1-0 öne geçtik. Onur Anelkan'ın golüyle. Onu da belirtelim hemen. İstanbul Başakşehir'in ilk 11'ini verelim. Muhammed kalede. Sol tarafta Berk, sağ tarafta Berkay. Stoper mevkinde Ahmetcan ve Efe Emre. Orta sahanın sol kanadında Almir, sağ kanatta Mert Deniz. Ortada Berkcan, Tapan Yiğit ve Burak Şen. İleride ise forvet hattında Berk Ünal ve Göktuğ Mert olacak. Evet, ne düşünüyorsun peki maç hakkında? Öncelikle ben bir önceki maçta Games Crew maçıyla alakalı düşünceni alacağım. Sesin gittiği için sonrasında da tekrardan Başakşehir maçına döneceğim. Kontrol ettim ama hiçbir sıkıntı görünmüyordu. Mikrofonu açıldı. Onda şey söyleyeyim, ben senin söylediğine tamamen katılıyorum. İsmail gerçekten ikinci gol İsmail'e yazar. Orada bir de son dakikada net bir kafa vuruşunu kurtarıyor. Onun tabii üstüne asistini yaptı. Aynen öyle. Tebrik ediyorum İsmail'i de.
Çok iyi iki hareket. Maçı fişe çeken hareketi yapmış oldu. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel, çok güzeldi yani. Aynen Yani öyle her ama zaten kalecinin, ASA4 çünkü hani ben de Xbox'ta kalecilik yapıyorum Pro Club'da. Hani her kalecinin top o geldikten sonra o anda oyuncusunun orada olduğunu görebilecek kapasitede değiller her kaleci. Açıkça söyleyeyim bunu yani. aynen Tabii öyle. o Çok iyi esnada radar iletişim de kontrolü. var. Aynen öyle. O esnadaki iletişim de var. Yani çok mükemmel bir çıkış oldu. O yüzden tebrik ediyorum İsmail'i de. Peki Başakşehir'le alakalı ne söylemek istersin? Başakşehir'in de zaten ilk 11'lerini vermiştik. Berke'nin de zaten tekrardan döndüğünü biliyoruz. Neler söylemek istiyorsun Başakşehir'le alakalı? Berke'nin ayrılığı zorunlu bir ayrılık olacaktı. Onun kendi hayatıyla, kariyeriyle alakalı aldığı bir karardı. Antep'ten ikinci gol Ancak bir geldi bu kötü arada. Bir yandan da onu söyleyelim. haberimiz de var ama Galatasaray Galatasaray 1-0 mağlup Mevlüt olmuş. Boş'ta 1-0 Evet. kaybetmiş. Türk adama da Nazar teşekkür boncuğu ederim. olsun. Teşekkür edelim tekrardan. Aynen Evet, öyle. Başakşehir'de Teşekkürler sıra. kalmıştık. Berke hakkında konuşuyorduk. Berke'nin ayrılığı zorunlu bir ayrılık demiştim. Bu korona olayları yüzünden o da kendi kariyer planlarını erteleyip Pro Clubs'ta bir süre daha devam etmeye karar verdi bildiğim kadarıyla. Onun dönüşüyle birlikte takımda tekrar havanın daha yükseldiğini, daha doğrusu hani tekrar değil ama daha da yükseldiğini düşünüyorum. Başakşehir de geçen sezon bana göre çok da hak etmediği bir yerde bitirdi. Çok iyi bir yatırım yapan spor kulübü, örnek teşkil eden, zaten Pro Clubs'ta ilk defa Pro Clubs takımı kuran futbol kulübümüz, Evet. Süper Lig'deki takımlarımız, spor kulüplerimiz arasında kendileri önce oldular. Hala da takımlarına ilgileri devam ediyor. İşte stadyumun içerisindeki oyun arenaları olsun, takımlarına e-spor menajerlerinin desteği olsun. Çok güzel işler yapan ve çok büyük başarıları hak eden bir e-spor takımı bence Başakşehir e-spor. Ben önümüzdeki Bugün sezonda bayağı bir zorlayacağını ve büyük şeyler yapacağını, mücadele edeceğini, çok fazla mücadele edeceğini ve açıkçası ligde de kesinlikle. iyi skorlar alacağını da düşünüyorum bir yandan. Çünkü zaten şu anda ligimiz Yani biz şu mücadele an konusunda üst safhada. aynen öyle biliyorsun. Ben de bir takım kaptanlığı yapıyorum. Bazı hazırlık maçları yapıyoruz. Hani açıkçası hazırlık maçı yaptığımız takımlar arasında en iyiler arasındaydı. Bu sezon oyunlarını biraz daha üste götürmüşler. Daha üst düzey bir oyun oynuyorlar. Bakalım. Labo'dan Bugün de bence çok rahat kazanacaklarını düşünüyorum. ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Başarılar diliyoruz tabii bir yandan da Başakşehir'e. İnşallah onlar da tıpkı Games Crew gibi bizi de sevindirirler. Bu arada bugünün ben maçlarını tekrardan hatırlatayım. Games Crew Yunan ekibi karşısında 2-0'lık net bir skorla galip geldi arkadaşlar. Mevcut olan şu anda maç sonucu aldığımız maç sonuçlarında Fenerbahçe 3-2'lik galibiyetle kapattı. Galatasaray maalesef 1-0 mağlup oldu. Şu anda da Gaziantep 2-0 galip devam ediyor. Bu arada Labo'dan bir yorum var. Çağrı abi, Onur abi ne zaman dönüyor demiş. Onur abiden şu anda açıkçası bu arada karşılaşmanın maç sonucu da geldi. Başarılar Gaziantep diyoruz. Tebrikler. 2-0 galip olmuş. Galip gelmişiz çünkü. 3'te 3 oldu galiba. Aynen öyle. Ben de öyle biliyorum. En son takibimde öyleydi. Ya Onur abiyle ilgili şu anda çok bir bilgim yok açıkçası. Bilgin olsun Labo. Onu da söyleyeyim. Cihat'tan helal olsun takımlarımıza diyor. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum Cihat. Yani gerçekten özellikle böyle bir durumda bu haldeyken böyle sağlık durumları işte yani insanların moralinin kötü olduğu, düşük olduğu yerlerde en azından böyle yerlerde biraz olsun milletimizi yani daha doğrusu ülkemizi temsilen oynayan kulüplerin galip gelmesi bizi sevindiriyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim az da olsa ben seviniyorum yani. Hani evet belki çok zor zamanlar geçiriyoruz ama en azından böyle şekilde, bu şekilde, bir şekilde ülkemizi temsil eden takımlar bizi sevindiriyorlar ve bu bana açıkçası yarıyor. Ben öyle söylüyorum yani. Biraz olsun moralim düzeliyor. Sen ne diyorsun bu konuda Fırat? Yani en azından Aynen öyle. değişik bir şey oluyor. Kötü bir şey yaşamıyorum o esnada yani. Öyle bir durum söz Tabii şu konusu. anda insanlar için hani nedir işte spor zaten hepimizin hayatında olan bir şey. Herkes işte maçları takip ediyor, oradan haberler okuyor vesaire. Şu anda hepsinden her şeyden uzak kaldık. Hayattaki birçok şeyden uzak kaldık. Bu bağlamda özellikle spor alanında spordaki eksikliği, işte spor müsabakaları eksikliğini e-spor çok iyi doldurabilecek konumda. Bir nebze olsun hani bizlere izleyecek bir spor müsabakası, bir futbol karşılaşması, Avrupa mücadelesi, ülkemizin temsili
bu tarz getirileri var. O yüzden hani izleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Ben de kendi adıma hani yorumcu olmadığım zamanlarda bile zaten sürekli izliyorum, Ben biliyorsun. sana da çok teşekkür ediyorum bugün yorumcu olarak bana destek olduğun için aynı zamanda. Çünkü Rica ederim. bazen tek başımayken zorlanıyorum. Böyle olunca iki Biliyorum, kişi biliyorum. Ben de yayınlar yaptım daha önceki tabii. sezonlarda. Demo sezonunda özellikle. O yüzden çok iyi biliyorum. Yani iki kişi, Yanında üç kişi birinin olunca olması daha ne rahat kadar güzel oluyoruz. olacak. Öyle bir durum var. Bu arada Cihat'ın da bir Aynen. yorumu var. Katılıyorum. E-spor için güzel bir adım olacak. Bence koronavirüs sayesinde diyor. Tabii yani öyle de bir Yani. durum var. Haklısın. Öyle de bir durum. Doğru. Yalan değil yani. Yani keşke koronavirüs olmasaydı O da da yine ayrı de tabii ki. hani yine biz burada aynı yayını yapıyor olacaktık tabii ama yine de biz insanlara hani bir şeyler sunabiliyorsak, Ne mutlu izlenecek bize bir değil mi? mücadele, bir heyecan verebiliyorsak ne mutlu. E-spor camiasına, tüm dünya adına konuşuyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ben tekrardan ilk 11'i vereceğim Başakşehir'in. Biliyorsunuz değerli izleyenler, İstanbul Başakşehir Espor Emme Supremacy ile karşılaşıyor, İtalyan takımı. Ve ilk 11'lerimiz de aynı zamanda şu şekilde. Kalede Muhammed olacak. Sol tarafta Berk, sağ tarafta Berkay. Ortada Ahmet Can ve Efe Emre. Orta sahada sol tarafta Almir, sağ tarafta Mert Deniz. Ortada Berk Can ve Burak. İleride de Berke Ünal ve Göktuğ olacak. Bu arada bir gol haberi geldiğine Türk Adam'dan. Team Aurora, Vichosis Team White Aurora'da. karşısında 1-0 öne geçmiş. Tebrik ediyoruz Team Aurora'yı. Hemen bir gol haberi. Türk Adam her Bravo. zamanki gibi yapıştırıyor yine. Hiç şaşmaz çünkü. Bu arada takımlar artık formalarını seçiyorlar. Bir yandan da onu da aktarayım ben ve yavaş yavaş maça doğru ilerleyelim. Başarılar Başakşehir diyoruz. İnşallah galip geleceğiz bu karşılaşmadan. Alnımızın akıyla Games Crew'dan sonra, Gaziantep'ten sonra, Fenerbahçe'den sonra Team Aurora'nın da şu an 1-0 önde olduğunu düşünürsek inşallah sen de bizi sevindireceksin. İnşallah galip tamamlayacağız. Cihat. Benim Başakşehir konusunda hani nasıl ALS4 Games Crew kazanacak dedik net bir şekilde. Başakşehir'de daha da net olacağını düşünüyorum. Bu arada bağlantı sorunum var Bağlantı eğer sorunları maç var şu anda sanırım. Karşı takımda zaten aynen çıkıyorlar bir bağlantı sorunundan dolayı. aynen Tekrardan girecekler büyük ihtimalle. Ben de bir öyle. yandan yayını tekrardan eski haline çevireyim. Puan durumundan bahsedecek olursak Başakşehir ilk iki maçta bir galibiyet bir beraberlik kaldı. 4 puan da averajla ikinci sırada. Liderin de 4 puanı bulunuyor. Rakibi iki maçta da yenilgiyle ayrılmış. Bu şöyle bir risk teşkil edebilir. Bugün artık hani ya tamam ya Devam. devam maçları olacak. O yüzden çok daha hırslı oynayacaklardır ama ben yine de hani ligimizin seviyesi çok yüksek Çağrı biliyorsun. Aynen öyle. Aynen Geçen öyle. sezonda Avrupa'da fırtınalar estirdi takımlarımız. Tekrar geçen sezon için de tebrik ederiz. Başakşehir'in çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü hani Berke'yi de Ahmet Kaptan'ı da Ahmet Can Kaptan'ı da tanıyorum. Hiç hafife almayacaklardır. Kendi oyunlarını oynayacaklar ve bence rahatça bu maçtan galibiyetle ayrılacaklardır diye Tabii şöyle düşünüyorum. bir durum da var. Ben kendi adıma da açıkçası şunu söyleyeyim. Ben Pro Ligi takip etmeye başladığımdan beri herhalde yaklaşık bir 6 ay falan olmuştur. Tam hatırlamıyorum ama hani Pro Ligi evet maçları seyrediyordum, ediyordum. Hani bu arada Sivas'tan bir gol haberi geldi Türk Adam'dan. Aynı zamanda Sivas Team Nakaço karşısında da 1-0 önde şu anda. Onu da tebrik ediyoruz Sivas'ı. Yasin Ertuğrul Yasin 60 Ertuğrul golü. 60 golü de. Tebrikler. Arda bu arada ALS4 maçı nasıl bitti demiş. 2-0 Games Crew kazandı Arda. Onu da hemen belirtelim. Şöyle bir durum var. Mücadeleci kısımla alakalı çok üst seviye olduğunu aslında ben ne zamanki maçları anlatmaya başladım o zaman farkına vardım. Mücadelenin nasıl olduğunu, organizasyonun nasıl olduğunu, nasıl iyi bir organizasyon olduğunu, oyuncuların ne raddede nasıl bir profesyonellikte olduğunu ben asıl o zaman anladım açıkçası. Dolayısıyla ben hani kulüplerin de o yüzden başarılı, bu kadar başarılı olduklarını düşünüyorum. İnşallah ve inşallah tabii bugün de yine diğer takımlarımızla beraber yine Başakşehir'de bunu Bu konuda galibiyetle tüm tamamlayacak. takımlarımıza teşekkür etmek lazım. Çok güzel yatırımlar yapıyorlar, iyi çalışıyorlar, takımlarını iyi hazırlıyorlar. Bu da tabii ligin seviyesine katkı yapıyor. Cihat'tan bir Çok üst mesaj düzey bir gelmiş bu ligimiz var arada. gerçekten.
Supremacy ile alakalı. Supremacy geçen sezon güzel oynuyordu. Bayağı pres yapan bir takımdı. Aynı takımsa. Ama yine de bu maç kesin bizim demiş. Bu arada bir yandan da ben yayına bakıyorum. Yayın da başlamak üzere. Evet arkadaşlar, günün son maçı, gecenin son maçı Başakşehir karşılaşmasında sizlerle beraberiz. Başakşehir karşılaşmaya şu anda başladı. Başarılar diliyoruz Yine diyeceğim ama başlayamıyorlar. yine bir bağlantı Yine sorunu. başlayamıyorlar. Yayın sunucularında bir sıkıntı var. Dün de ben bunu yaşadım. EA Dün evet, sunucu dün bir sıkıntı evet. vardı. Dün de sıkıntı vardı aynı şekilde. EA sunucularında bir Bir sıkıntı var. yandan bakıyorum ben. Yani Aynı sıkıntıyı dün de yaşadı özellikle çünkü. dostluk maçlarında oluyor bazen. Belki bu hani farklı serverlardan kaynaklanıyor olabilir. Başka ülkelerden iki takımın bağlanması sorun yaratıyor acaba bilmiyorum. Acaba ne gibi bir sorun yaşıyorlar onu da bilmiyoruz. Belki sadece bir iki oyuncu yüzünden yaşanan bir sorun. Belki hiç maça bağlanamıyorlar. Umuyoruz ki en yakın zamanda sorun çözülecektir ve maç başlayacaktır. Ya bir de şöyle de bir durum var. Şimdi 11'e 11, totalde 22 kişi bir network'e bağlanıyor. Dolayısıyla sıkıntı Evet. olabiliyor. Bu arada bir gol haberi geldi maalesef ki Türk adamdan. Team Aurora 1-1 şu anda gol yemiş anladığım kadarıyla. Evet, Team Aurora'da eşitlik var. Michael Bobak golü atan isim olmuş. Ben Team Sivas Aurora'nın daha gol maçında da atacağını düşünüyorum açıkçası. bence de Aurora o maçı çevirecek. Sivas maçında da 1-0 öne geçtiğimiz haberini vermiştik. Rakip kırmızı kart görüp penaltı olmuş ve golü de oradan bulmuşuz. Sivas şu an çok avantajlı 10 konumda. kişi olmamız da Devamını bize yarıyor tabii ki. getireceklerdir. Bir de öyle de bir durum var. En temizinden 10 kişi olmaları karşı takımın. Eğer Evet. ki çok dikkatli, normal, bol pozisyonlu bir maçı yaşarsak zaten galip geliriz. Ben galip geleceğimizi de düşünüyorum aynı zamanda. Ben bir yandan da bağlantı kontrollerine bakıyorum şu anda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde. Ama şu anda hala İnşallah, inşallah Cihat, inşallah. Aynı şekilde biz de bütün temennimizi Başakşehir'e iletiyoruz ama şu anda bağlantı problemleri yaşanıyor. Dolayısıyla bağlantı problemini çözmekle uğraşıyor her iki takım da. Maça girdikleri anda sistemden geri düşüyorlar. Gördüğüm kadarıyla yayında yanlış görmediysem bağlantılarda. Belki kaptana ben de bunu soracağım. Ben tekrardan bu arada ilk 11'i vereyim en iyisi. Bizim için daha iyi olacak. Daha hızlı bir şekilde. Berke Kaptan'dan ayrıca biz tabii maç öncesinde röportaj da yaptık kendisiyle. Onu da aktarayım hemen yeni gelen izleyicilerimize. Kısa süren bir ayrılık sonrası takıma geri dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni sezonun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bugün oynayacağımız maç bu anlamda bizim için çok değerli. Dünyaca ve ülkece geçirdiğimiz bu zor günlerde herkesi evde kalmaya ve takımlarımızı desteklemeye davet ediyorum. Gol ve goller attığımız bir gece olsun. Herkese başarılar dedi Berke. Aynı zamanda hemen ilk 11'leri de vereceğim. Kalede Muhammed var. Sol tarafta Berk, sağ tarafta Berkay. Stoper mevkinde Ahmet Can ve Efe Emre. Sol tarafta, orta sahada, sol kanatta Almir, sağ kanatta Mert. Orta sahanın ortasında Berk Can ve Burak. İleride ise Berk Ünal ve Göktuğ olacak İstanbul Başakşehir'de. Bu arada bir gol haberi daha geldi. Yine Sivas Yasin, yine 2-0. penaltıdan Sivas 2-0 öne geçmiş Team Nakaçu karşısında. Teşekkürler Türk Adam bu güzel haberleri bize ilettiğin için. İnşallah galibiyetle tamamlayacağız. Tekrardan hazırlıklar devam ediyor bu arada bir yandan da gördüğüm kadarıyla Başakşehir tarafında. Göztepe bir gol yemiş bu arada AYK'dan, Yunan ekibi AYK'dan 1-0 mağlup durumdayız şu anda. Peki şöyle bir durum var. Yavaştan biz aslında hazır bu şey varken yeni ligle alakalı da daha doğrusu yeni sezonla alakalı da biraz konuşalım, bilgilendirelim yeni gelecek olan izleyicilerimizi de. Hani sezon ne zaman başlayacak, neler olacak, neler bitecek? Bizi zaten alt tarafta görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından, ayrıyetten de ProElitLeague.org adresinden de ziyaret edebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Bu seneyle alakalı, bu sezonla alakalı, önümüzdeki sezonla alakalı senin düşüncelerin neler? Kendi takımının hazırlıkları, şu anda maç başlamadan onu da hemen alalım istersen Fırat. Tabii. Öncelikle sezon büyük bir ihtimalle bu ay sonunda başlıyor. Onunla ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden yakında yapacağız. Önümüzdeki sezon biraz daha yoğun bir fikstür olacak. Daha fazla maç yapılacak bir haftada. Salı ve Çarşamba günleri büyük bir ihtimalle Evet. maçlarımız olacak. %99 bir aksilik olmazsa.
Her salı ve her çarşamba akşamı burada ikişer, belki bazı günler üçer maçla Allah sizlerin yardımcım olsun karşısında diyorum olacağız. Çare, evet. ben. Allah yardımcın olsun. Özellikle çarşamba günleri, çünkü Avrupa kupalarına da bağlamaya çalışacağız. Önümüzdeki sezon yine hani dediğim gibi ligimiz çok yüksek bir seviyede futbol oynanan bir yer. Bir lig. Bence dünyada en zorlu 5 lig arasına girer. Bu konuda iddialıyım. O bağlamda yine çok keyifli kıran kırana maçlar olacaktır. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, bir de ezeli rakibi Fenerbahçe bu sezon katıldı. 1907 Fenerbahçe Evet, resmen ben o maçı da aramıza çok merak katıldı. ediyorum açıkçası. Güzel bir derbi olacak bence. Herkesin çok heyecanla beklediği büyük Aynen bir öyle. ihtimalle bir akşam olacak. Bu arada ben son Bakalım. dakika haberlerini de vereyim. Türk adam sağ olsun hemen şey yaptı. Team Aurora söylemiştik. 2-1 öne geçtik. Vişolsiz White karşısında. Göztepe'de 1-0 yazmış ama ben anladım onu. Berk'in golüyle 1-1'lik eşitlik var. Aynen öyle Cihat. 1-1'lik eşitlik oldu demek istedi. Ben öyle söyleyeyim sana. Çünkü zaten 1-0'dı. Bu arada takımlar yavaş yavaş antrenman sahasına gelmeye başladılar. İnşallah Bakalım bu artık bir sefer sıkıntı olmaz da başlayacak karşılaşma gibi duruyor başlar. Çağrı. Evet, İnşallah bu ve sefer evet playoff gibi karşılaşma duruyor. başladı. Başarılar Başakşehir diliyoruz. İnşallah galibiyetle gecenin son karşılaşmasını kapatırız. Games Crew'dan sonra bir maçımız daha tekrardan sizlerle beraberiz. İtalyan takım karşısında Başakşehir şimdi atak yapıyor Mert'le. Mert. Berke. Mert kaçtı orada. Geriye dönmeyi tercih etti Berke. Burak. Berkcan. Tekrardan Burak. Sol tarafa doğru açtık oyunu. Berk. Berk'in pası. Berkcan. Tekrardan Berke. Berk sol taraftan geliyoruz. İçerisi şu anda 3 oyuncumuz vardı. Geriye çektik. Berkcan. Hafiften bir offside taktiğine yattılar demin sanki ama geriye çekildiler ondan sonra. Biraz Burak. defans önünde yapıyorlar, evet. Aynen öyle. Göktuğ. Başakşehir'de şu an kontrollü. Berke Çok ceza güzel alanına girdik. Sağ taraf paslaşma. ceza sahası. Savunma. Savunmaya çarptı top korner. Hemen korner atışını kullandık Berke ile içeri doğru. Sıraş Sesson karşıladı. Berkay kesti. Lautart. Enrih. Tehlikeli geliyorlar şu an. 4'e 2 Tehlikeli yakalandık. Savunmamız geliyorlar. hemen gelmesi lazım. Di Lorenzo dikkatli savunmada. Bir vole. Mükemmel çıkarttı Muhammed. Bravo Bravo Muhammed. Bravo Muhammed. Muhammed. Mükemmel çıkarttı. Mükemmel bir refleks. Penaltı noktası üzerinden İtalyan takım oyuncusu bir vole ve Muhammed'den mükemmel bir refleks. Mükemmel. Berkcan. Şimdi Berke kontra sol taraftan atak geliştiriyoruz şimdi. Almir'le pası Göktuğ tekrardan Almir'e. Sol taraftan geliyoruz. Berke sağa çektik. Burak sağ taraftan bindiriyoruz şu anda Berkay'la. Berkay'ın pası Mert. İçeride Berke var. İçeri ortamı yapar mıyız? Enrih girdi ama Mert'in presi sonuç verdi. Mert baskısı devam ediyor karşılıklı. Mert aldı şimdi. İçeride iki kişi var. Mert geriye çekmeyi tercih etti o. Berke. Berke bir çalım attı. Sıfıra kadar indi. Çekti etrafına baktı tekrardan. Pas atacak arkadaşını aradı. Geriye dönmek zorunda kaldı Berkcan'a. Berkcan bir pas hatası yaptık orada. Sonsio'yla, Di Lorenzo'yla atak geliştirecek İtalyan ekibi. Di Lorenzo. Sağ taraftan hızlıca geliyor Di Lorenzo. Sonsio. Ama iyi yerleşen savunma sonunda geriye dönmek zorunda Aynen kaldılar. öyle. Biz çok iyi yerleştik hemen yerimize çünkü. Şu Alessio. anda maç başından beri hani kamera açısı da dikkat etmişsindir. Bence ProClubs'ın oynanması gereken En bir iyi açı. açı. Kesinlikle katılıyorum. Cavani. Berk girdi araya. Bravo Berk. Pro Clubs'ı zaten geniş açıyla oynamak çok daha avantaj. Aynen öyle. Sahaya yayılımın ne kadar güzel olduğunu görebiliyoruz şu an Aynen öyle. Başakşehir'de. Cavani, Ares Cavani'nin içeri ortası Berkay. Dönen top, Doniso, Enrih. Dikkat edelim orada Berk girdi. Bravo Berk. Bravo Berk. Bravo. Apa. Alessio. Sol kanada doğru. Enrih son anda müdahale etti. Yoksa taca çıkıyordu top. Alex, Enrih. Dionisio. Bu sefer de sağ kanada çevirdiler. Sor Alessio. Sağ kanattan gelmeye çalışıyor İtalyan ekibi Di Lorenzo'yla. İçeri doğru orta. Savunmamız yerinde Ahmetcan. Ahmet Çok orada. soğukkanlı. Gayet bekledi topun gelmesini ve gayet de indirdi. İnanılmaz soğukkanlıydı. Sor Alessio. Berke, Di Lorenzo, Berkcan girdi bu sefer de araya. Hemen ileri Buna bir top çıkabilir göktü. Sol miyiz? tarafta kaçan oyuncumuz var. Berke onu görebilir mi? Berke gidiyor. Berke çekti topu. Geriye dönmek zorunda kaldı. Berk. Efe. Berk. Pas atacak arkadaşını arıyor ama çok önde çok basıyor İtalyan ekibi. Ama buldu. Berk, Berke, Dioniso hakem faul verdi. Berke'ye yapılan hareket faul. Şimdi serbest atış kullanacağız. İleri çıktı İtalyan ekibi. Bu arada Göztepe 2-1 öne geçti. Tebrik ediyoruz Göztepe'yi de. Berke.
Berken'in pası Göktuğ'a. Göktuğ derinlemesi bir top. Sorolasio girdi. Bu arada bir sakatlık var Lautaro'da. Berkay, Lautaro. Hemen girdi Ahmetcan araya. Bravo Ahmetcan. Sağ tarafa doğru döndü Berke'ye. Berke. Berke'nin pası tekrardan Burak. Burak'tan ceza alanına doğru Alessio girdi bu sefer de. Alessio sanki her topa müdahale ediyormuş gibi geliyor bana. Bir şekilde içeri girmemiz lazım. İtalyanların defansı ünlüdür Çağrı. Aynen öyle. Geçen gün de bazı maçlar anlattım. Ben o maçlarda başımıza gelenleri bir görseydin. İtalyanlar hakikaten evet. Bizi bitiriyorlar yani. Öyle söyleyeyim. Yani özel, online'da, gerçek hayatta hiç fark etmez. Her türlü Ultimate Team'de olsun, Pro Club'da her türlü bir şekilde girip o savunmayı yapıyorlar yani. Şaşmıyor. Dioniso girdi araya hemen. Efe. Burak. Berk. DNA'larına işlemiş. Aynen öyle. Ben anlamıyorum yani. Hani bir tane atayım. Yani daha doğrusu savunmamı yapayım. Arada bir tane kitlersem ne ala. Bu kadar. Bak başka hiçbir şey yok yani. Ahmet. Ahmet'in ileri doğru pası. Offside. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Offside. Alex. Enrich. Cavani'ye doğru. Savunmamız indirdi orada Berk'le. Berk'in pası Almir. Nefis çıktık. Göktuğ. Hemen geri dönüyorlar. Ben nasıl dönüyorlar anlamış değilim bu kadar hızlı ya. Alessio. Tabii birbirlerine yakın oynadıkları için bir de öyle de bir durum var. Üçlü savunma arkada sürekli duruyor. Aynen öyle. Mert. Aldık Mert'le. Çıkarken sıkıntı yarattılar. Ceza alanına girdik. Kaleci çıkmadı. Göktuğ. Alex girdi araya. Korner kullanacağız. Haydi. Haydi Başakşehir diyoruz. Arkaya doğru bir korner kullanabilme durumumuz var şu anda ama arka taraf bomboş. Paslı kullanacağız o zaman Sivas diye tahmin Spor'da ediyorum. Sivas Spor'da 3 attı bu arada. Berke en arkaya doğru ama en arkada hiçbir arkadaşı yok. De Lorenzo. Dionisio. Dionisio sağ taraftan geliyor İtalyan takımı. En sola doğru çektiler. Lautaro girdi. Lautaro'nun pası soldan tehlikeli geliyor İtalyan ekibi. Henry. Kestik hemen müdahale ettik Allah. Orada. Bravo Berkay. Çok iyi kademe. Çok iyi kademe. Burak. Kalecimize döndük. Muhammed. Çok güzel bir kurtarışı vardı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında. Berkcan. Berk. Dakika 42. Top yine İtalyanlarda. Dionisio. Alex. Enrich. Lautaro. Dionisio. Bravo Berk. Hemen müdahale ettik orada ama Berk'le. Bravo Berk. Çok güzel tuttu Berk onu. Almir. Güzel. Sol taraftan geliyoruz. Şu anda 4'e 5'iz. Almir gidiyor. Almir. En arka var. Ortada Berk'e de vardı. Alessio girdi araya. Alessio. Dionisio. Sol tarafta Alex. İleride Lautaro var. Lautaro'ya doğru gelir mi? Hemen orada Berkay girdi araya. Bravo Berkay. Burak. Efe. Hakem artık her an karşılaşmanın ilk yarısını bitirebilir diye düşünüyorum. İlk 45 artı 2'ye girdik. Di Lorenzo dememe kalmadan da hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda 0-0 eşitlik var. %57 ile toplu oynama oranı bizde. Bir tane şutu var İtalyanların. Gerçi bizim de iki tane şutumuz var. Bunun en büyük sebebi tabii İtalyanların savunması. Yani bildiğimiz İtalyan savunması yapıyorlar şu anda. Bunu nasıl aşabiliriz sence Fırat? Belki pas hızını biraz daha artırabiliriz. Bir tık daha hızlı paslarla defansın dağılmasını sağlayabiliriz. Orada Göktuğ'un yapacağı arkaya koşular da çok önemli. Defansı dağıtması lazım. Belki ikinci yarıda hani ben şu an benim takımım olsa forvetime şunu söylerdim. Kanatları açıl, stoperleri çek, o şekilde defansı dağıt diyebilirdim. Bu arada ben son dakika haberlerini de vereyim. Sivas dörtlemiş, maç bitmiş. Evet, Göztepe'de de eşitlik vardı. Var. Göztepe'de de Yasin hat-trick mi yapmış? Tebrik ediyoruz Yasin'i de. Hemen santrayı yaptılar. Sağ tarafa hızlı top attı İtalyan. Efe dikkat edelim orada. Bravo Ahmet. Bravo Ahmet. Hemen ileri doğru bir top. Alex kesti bu sefer de. Jova, Enrich, Dionisio, Lautaro'ya doğru. Lautaro'nun içeri doğru ortası Muhammed. Hemen ileri hızlı bir top. Deminki gibi bir gol gelir mi acaba Games Crew'daki gibi? Sağ tarafta yetişebilir miyiz o topa? Yetişemedik. Ah. Top bizde ama Mert. Taç atışını biz kullanacağız. Şimdi sağ taraftan geliyoruz. Ortaya çekti Göktuğ. Alessio kesti bu sefer de. İleri doğru bir uzun top. Ahmet'le kestik topu. Sağ taraftan atak geliştireceğiz Berkay'la. Berkay. Burak. Burak'ın orta sahada pası Berkcan'a. Berkcan'dan Berke. Berke apı aldı. Hemen müdahale ettik orada Berk'le. Bravo Berk. Araya çok iyi girdik. Almir kaçan orada Berke var. Savunmada Alessio.
Bugün Alessio demekten İtalyan takımında artık yani her müdahaleyi Alessio yaptı. Her müdahaleyi Alessio yaptı. Berkcan apa girdi bu sefer de. Berkcan. Sevgili Şahin de Berke kaptan fişi çeker demiş. Bakalım umarım onun dediği gibi olur. Berke girdi aldı arada araya topu. Berkcan. Berkcan'ın derinlemesi de topu. Offside olmaması lazım. Almir geride Berke var. Berke'yi gördü. Şimdi geriye döndük. Berkcan. İleride ceza alanına girmek zorundayız. Nefis girdik içeri. Arka direk var. Ön direk var. Yay var. Geri dönemiyoruz ki abi. Yani pas atacak alanımız yok. Öyle bir karınca gibi birleşiyorlar bir anda. Cavani. Biraz denemek gerekiyor galiba. Orada artık sağ taraftan geliyor İtalyan'da. Hayır yaptıkları bir şey de yok yani. Yaptıkları bir şey de yok. Lazım artık. Yaptıkları bir şey de yok. Alessi. Pas hızını belki biraz artırabiliriz. Uzaktan vurmayı deneyebiliriz belki. O da bir şey. Mert. Mert sağ taraftan geliyor. Arka direğe nefis bir orta. Bir kafa Almir. Higuita çıkarttı. Korner kullanacağız. Berke en arkaya. Çok güzel bir top. Efe bir taktik mi? Enrich girdi bu sefer de araya. Bu sefer de kaleci çıkarttı. İlk doğru düzgün bulduğumuz at, yani tehlikeli, en tehlikeli, en net hatamızdı şu anda. Muhammed. Muhammed'in ileri doğru nefis topu. Bugün kalecilerimiz çok güzel paslar atıyor. Mükemmel bir top. Göktuğ. İçeride Berke var. Berke'ye doğru bir pas. Alessio'dan seket top. Alessio'nun yine önünde kaldı ama. Berke'nin müdahalesi sonucunda. Şimdi Cavani. Mert. Sağ taraftan geliyoruz bu sefer de. Berkay. Baskınlığı kurduk bu sefer diyecektim. Bir pas kaybı geldi Dionisio. Pası geldi. Enrich. Ama yine aldık. Berkay. Baskı şu anda tamamen bizde. Ahmet. Evet oyun kontrolü tamam. Oyunun kontrolünü tamamen aldık. Enri, Dionisio, Jasjova, defansta biraz Apa, Berk kesti. Berke. Biraz sakin dikkatli yapalım orada. Aynen hemen bir dikkat edin. Prese başladılar tekrardan çünkü. Berkcan, Almir, Göktuğ iyi çıktık. Berke. Soldan kaçan oyuncumuz var. Evet orayı gördü. Sol taraftan geliyoruz şu anda. Haydi çocuklar. Almir içeride iki oyuncumuz var. Yerden bir pas Göktuğ'a. Şimdi Berke. Berke'nin derinlemesine doğru havadan bir top. Alex kesti. Berkcan aldı bu sefer de. Şut şansı yakalar mıyız Göktuğ'la? Göktuğ! Higuita çıkarttı. En tehlikeli ikinci hatamız. Uzaktan vurmamız gerekiyor demiştim ben. Şimdi içeri doğru bir orta. Yayın üzerine doğru. Kafa Ahmet Çağ'da sıktı. Atın artık onu. Almir. Golün adı Almir. 1-0'a geçiyor abi. Başakşehir. Çok şükür ya. Nereye kadar yani? Bravo nereye abi. Kadar kapanacaksın Fırat? Nereye aynen kadar? Bir yerde gelecekti bu gol. Bir yerde gelecek abi. Bazen Duran gelmiyor. Topu oydu. Onun stresini biraz yaşadık açıkçası yani. Bazen gelmiyor. Gelecek birader. Bir şekilde gelecek kardeşim. Bir şekilde gelecek. Berk. Şimdi rakip biraz daha açılacak. Aynen öyle. Bence şimdi arada yapmalı. Bir tane daha biz kitlersek iş bitti. Jasjova. Aynen öyle. Jova'nın pası. Lautaro. Apa. Tehlikeli geliyor İtalyanlar. Dionisio içeri doğru. Lorenzo arka direğe. Enrich indirdi. Dışarıda. Hemen rahat bir öyle. Nefes aldık. Öyle biraz bu. Yavaşlatalım. Biraz yavaşlatalım. Dakika 75. Berk. Açalım biraz da oyunu. Efe. Berkcan. Berke'ye. Az önceki şutta rakibin şutu da biraz Mahmet'in de etkisi. Maçın başında aynen öyle. Topla ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterdi. Zaten geçen sezonki yayınlarda bol bol Muhammed övdük biz. Bir de yanlış hatırlamıyorsam yine Muhammed'de bir 90 artı golü var. Takımına maç kazandıran bir golü var kornerden. Gelip. Aa evet doğru. Kornerden gol atan. Evet evet. Evet evet Muhammed hatırladım. Hem, doğru. Hem kurtarıp hem de geçen sezon 3 puan getiren. Evet evet hatırladım. Kalınca. Doğru söyledin. Haklısın. Berke şimdi geliyoruz orta sahadan. Yine İtalyanlar yerli yerinde tabii. Ya mesela 4 kişi şu anda savunma yapıyor. İleride sadece bir kişiyi bekliyor. Hatta 5. Bak dikkat et. Sağ kanat da geliyor. Şu an 4-5 kişi gerideler. Az önce 5 kişi oldu. Burak, Mert, Berkay. Tekrardan Burak'a offside olması lazım. Mi? Evet. Dakika 81. Haydi Başakşehir diyoruz. Haydi Başakşehir. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor İtalyanlar karşısında. Enrich. Team Aurora bu arada 2-1 kazandı. Maç tebrik ediyoruz Team Aurora'yı. Sağ kanattan tehlikeli gelebilir mi? İtalyanlar Berk girdi araya. Bravo, bravo Berk. Berk. Bravo Berk. Di Lorenzo ile taç atışını kullandı İtalyanlar. Apa. Sir Alessi. Di Lorenzo. Alessio'ya tekrardan. Uzun bir oyunu açma çabası İtalyanlar'da Enrich. Dakika 84 bitmek üzere. Mert top bizde.
Berkay kontraya çıkar mı izleyeceğim ama 3 kişi var şu anda. İleride İtalyanlardan geride pardon. Hemen geriye döndüler Berkay'a. Burak top bizde kalsın. Sakin oynayalım. Çok offside güzel taktiği Burak. Yapmaya çalıştılar ama yok offside. Sağ taraftan geliyoruz şu anda Mert'le. İçeride 3 oyuncumuz var. Mert tamamen zaman geçirmeye de oynayabiliriz. Ah Alex aldı topu. Alex aldı. Savunmamız yerli yerinde ama. Bravo Berkay. Taç İtalyanların. Dakika 87 bitmek üzere. Ayda Başakşehir. Alex. Çok güzel müdahale. Bravo Burak. Şimdi Mert. Hemen topu saklama çabaları. 3 kişi birden bastı orada. Yapmayalım orada hata. Jasciova tam çıkarken. Tehlikeli. Dionisio. Lautaro. Soldan geliyor İtalyanlar. Berkay'dan mükemmel müdahale. Bravo Berkay. Bir müdahale daha Berkay'dan. İki müdahale. Aynen öyle. Ve şu Haydi anda boş yakıldık. Geliyor Haydi iki mi? Gelsin. İki geliyor mu? Mert Deniz. Mert Ali Deniz. Ali arkadan kurtulmaya çalışıyor. Sağdan geliyor. İçeri doğru ortamı. Alex kesti. Hakem 2 dakikalık uzatma verdi. Son dakikalar artık. 90 artı 1'in içindeyiz. Galibiyetle kapatalım bu geceyi de. Başakşehir paslı kullanacağız. Evet, top bizde kalsın. Mert zamanı oynuyor Başakşehir. Çok akıllı, çok akıllı oynuyoruz. Mert, dakika 90 artı 2 oldu. Hakem her an karşılaşmayı bitirebilir. Berke, Burak. Offside yok. Berke'nin önüne attı. O Berke'den bir çalım, nefis bir hareket. Berke, top hala bize uzaktan şut. Dakika 90 artı 3. Hakemin bitirmesi lazım artık. Son dönüşü olmaması lazım bu topun. Yine paslı kullanacağız. Hemen Berke'ye. Berke'den Mert'e. Mert'ten içeri doğru kaleye. Igoita. Hakemin bitirmesi lazım artık. 90 artı 4 dememek kalmadan da karşılaşmanın hakemi karşılaşmayı bitiriyor. Tebrik ediyoruz Başakşehir'i. 1-0 olsun bizim olsun şeyiyle galip kapattık. Gerçekten İtalyanlar çünkü 1-0 olmasının sebebi de aslında İtalyanlar kaynaklı. Başka hiçbir şey kaynaklı sadece değil. Öyle de bir durum var. Sadece maç boyunca %40 topla oynamışlar. Aynen öyle. Tamamıyla yani, İtalyanlar Başakşehir. Kaynaklı aslında. İtalyanlardan böyle. Dolayı. Cihat'ın bu arada bir mesajı var. Helal olsun Başakşehir. Bugün Türklerin günü. Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum Cihat. Biz bugünkü bütün takımlarımızı, bütün Türk takımlarını tebrik ediyoruz. Hem bizi temsil ettikleri için hem galibiyetleri için gerçekten. Evet Fırat maçla alakalı neler söyleyeceksin hemen yorumlarını alayım. Ben İtalyanlarla alakalı konuşmak istemiyorum zaten. O kadar. Ciddi evet, söylüyorum yani. Sıkılmışsın İtalyanlarda. Ya ben karşıma ne zaman İtalyanlarla alakalı maçları anlatsam. Bundan önceki haftalarda da böyleydi. Ne zaman İtalyanların maçını anlatsam sürekli bu geliyor karşıma. Ya bu artık fix yani. Başka bir şey yok bunda. Evet. Dediğim gibi DNA'larına işlemiş. Çok sağlam defans yapıyorlar. Defans yapmayı seviyorlar. Severek de yapıyorlar ama hücum da biraz gerekiyor tabii. Maç kazanmak için gol de atman lazım. Tabii ki. Bugün çok fazla istekli bile görmedim. Yani hani tamam Başakşehir'de çok iyi yerleşti. Ama dediğim gibi 1-0 gerideyken bile adamlar geride 5 kişilik defans çizgisiyle savunma yapıyorlardı. Ya düşünsene sen 1-0 hani mağlup yemeyelim, durumdasın. Belki bir tane atarız. Aynen öyle. Yani sen 1-0 mağlup belki durumdasın. Bir tane atarız. Aynen öyle. Arada bir tane atarız bakarsınız. Ha böyle bir dünya yok aynen yani. Aynen öyle. Belki bırakmışlar ki bir tane yemeleri de bence şans. Bir iki tane de pozisyonumuz vardı. Ben çok daha rahat alacağını tahmin ediyordum Başakşehir'in. Hani maçın rahat geçeceğini biliyordum. Ama skor olarak da daha rahat olurdu diye düşünüyordum. Olsun. Önceki yayının başında dediğimiz gibi 1-0 olsun. Bizim olsun. Aynen öyle. Tebrik ediyoruz Başakşehir'de. Bugün yayınladığımız iki maçta da iki galibiyet aldık. Ben bütün takımlarımızı tebrik galiba. Ediyorum. Hepsi için çok teşekkürler. Hepsinin evet. Gruptan çıkacağını inanıyorum. Aynen öyle. Şimdi ben de sana onu soracaktım. 8'de 8 yapacağız inşallah. Hatta ben 9'da 9'da. Ben de onu soracaktım sana. Avrupa'da ben açıkçası şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum zaten. Gruplardan da alnımızın akıyla da çıkıp zaten geçen ilerleyen sezon, rantlarda 8, da alırız. Geçen sezon 8 takımdan 7'si gruptan çıkmıştı. Bu sezon 9 takımımız mücadele ediyor. Ben 9'da 9 olacağını düşünüyorum. İnşallah. Ağzından bal damlıyor öyle dediğim. Eyvallah. Takımlarımız çok iyi dediğim gibi. Hani Avrupa seviyesinin üstünde bir ligimiz var. Gerçek futbolda nasıl La Liga, Premier Lig iyiyse biz de en iyi liglerden biri sayılabiliriz Avrupa'da. Kalite farkımız da zaten görünüyor. Tabii ki orada da iyi takımlar var ama bizim takımlarımız çok üst düzey. Ligimiz çok üst düzey. Bence 9'da 9 neden olmasın ben olacağını düşünüyorum. Bugün de bütün takımlarımız için, takımlarımıza verdikleri emekler için teşekkür ederiz. Daha 3. maçlar tamamlandı. Grubunda da çoğu takımımız iyi yerde. Önümüzdeki maçlarda da istediğimiz skorları alacağımızı düşünüyorum.
İnşallah, inşallah. Ben yayına da bizle beraber takip eden bütün izleyici Pro Elite League izleyicilerine, Pro Elite League ailesine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir Aynen gece aynen. yaşattı bize iki takımımızda. Diğer takımlarımızda keza sadece iki takımımız demeye gerek yok. Galibiyetle bitirdiğimiz çok maçımız oldu. Yanlış hatırlamıyorsam bir tek Galatasaray maçında bir mağlubiyetimiz var. Galatasaray'ın mağlubiyeti var. Göztepe berabere Göztepe kaldı. berabere kaldı. Fenerbahçe kazandı. Sivas kazandı ki Sivas'ta zaten Aurora 4-0 net bir kazandı. skor aldı Sivas. Team Gaziantep Aurora kazandı. kazandı. Antep kazandı. Games Crew kazandı. Başakşehir kazandı. O yüzden bütün takımlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel Tekrardan bir akşam geldiğiniz oldu bizim için için. aynen öyle. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz. İyi geceler Pro Elite League izleyenlere. İyi akşamlar. İyi geceler herkese.